Al Kitap Evi Medya Mahallesi'ni sunar. Merhabalar efendim. Medya Mahallesi'ne hoş geldiniz. Biraz geç buluştuk. Biraz değil, bir hayli geç buluştuk. Haber programlarının, haber bültenlerinin aslında kurulıdır. Tam saniyesinde jenerik düşer, döner. Bu sefer bir teknik arızaya kurban gittik önce. Arkasından da arkadaşlarım bari reklam kuşağını bu arada verelim de sonra bir daha bölmeyelim demişler. Zira Kılıçdaroğlu'nun belki ekrana yayını vereceğiz, bir yerde konuşma ihtimali var. İşte onun için ek reklamlar öne alınıyor, biliyorsunuz, alıştınız artık bu düzenlemelere. Bari demişler hani teknik arıza oldu, bunu da aradan çıkartalım demişler. O nedenle sizinle 15 dakika gibi çok geç bir süre sonunda beraber olduk. Buna da şükür. Barış arkadaş neyse aileden o halden anlar. Umarım siz de hanımefendiler, beyefendiler halden anlıyorsunuzdur. Nasılsın? Gayet iyiyim, bomba gibiyim. Koymuşun önüne kartlarını. Çalışarak geliyorum ben yani sonuçta. Aferin sana. Sen zaten hep çalışkansın, çalışkan karıncasın da seni de ondan sevmiyorlar zaten. Bir şey söyleyeceğim. Başarıyı ve çalışmayı sevmez bizde. Bazı insanlar diyelim. Bazı kesimler. Türk milleti dersek şimdi ondan da dava açarlar. Didem Soydan'a bile dava açıldığına göre. Onu konuşacağız. Neyse, çalışkan karınca derslerini çalışmış gelmiş. Onları paylaşacağız. Şimdi efendim önce şunu söyleyeyim. Kış geri geldi. Dikkat. Evet. Marmara, sadece Marmara değil, Türkiye'nin pek çok bölümü neredeyse kış koşullarına, tam ağır kış koşulları değil belki ama neredeyse kış koşullarına döndü. Şimdi meteorolojiye göre İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Edirne'nin bir bölümü kuvvetli fırtına, yağmur vesaire. Onun dışında da mesela Akdeniz ve Güney Ege kıyıları sağanak gök gürültülü yağmur, Mersin, Adana, Osmaniye'nin bir bölümünde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Doğu kesimlerinde de buzlanma var, don var, kar var. Yani kısacası kış var. Şimdi hayatın içinden bir başka haber daha paylaşacağım. Sabah saatlerinde gelen üzücü bir haber. Demet Akbağ'ı tanıyorsunuz hepiniz. Demet Akbağ bu ülkede kadından komedyen olmaz algısını yıkan 3-5 değerli isimden biri. Maalesef eşini kaybetti Zafer Çika. Çok böyle hani ender gördüğümüz, çok anlaşan, çok hoş bir çift. Evet. Özellikle sanat dünyasında. Zafer Çika İstanbul'dan uçağı kaçırmış, arabayla gelmiş gibi, evet, böyle bir takım ayrıntılar var. Sürat yapmış, bir an önce gitmek istiyordu herhalde. Ve araba kendisi kullanmıyor. Sürücü direksiyon hakimiyetini kaybediyor. Fakat bu trajediden aslında şu dersi çıkartabiliriz. Çok acı ama kemerini takmamış, evet, Zafer Çika. Dolayısıyla arabadan fırlamış. İşte acil servise kaldırıldı hemen İzmir hastaneye. İzmir Güzelbahçe'de. Evet. Ameliyata alındı şoför sürücüyle birlikte. Daha doğrusu ameliyata alındığını söyledi. Belki de ameliyata bile alınamadan hayatını kaybetti. O kadar detayını bilmiyoruz. Demet Akbağ tabii hemen haber aldı. Eşinin yanına koştu. Sevenleri, işte İzmir'deki yakınları koştu. Maalesef sonunda acı haberi aldılar. Bildiğim kadarıyla 60'larının başındaydı. Evet. Ya da 50'lerinin sonundaydı Zafer Çika. Bildiğim kadarıyla diyorum çünkü haberlerde bu detaya rastlayamadım. O nedenle tam veremiyorum ama ölmek için çok gençti. O kadarını söyleyebiliriz. Ne yazık ki, evet. İzmir Güzelbahçe'de ben o yolu biliyorum. Tabii hakikaten bir otoyol, askeriyenin önünde olmuş. Orada büyük de bir askeriye var.
Tabii en acısı araçtan fırlamış olması, sizi söylediğiniz evet. kemer evet. takmamış ve sabaha doğru da hayatını kaybetti. Demet Akbağ da İzmir'de zaten haber alır almaz hemen İzmir'e gitmiş. Aslında uçağı kaçırıyor, geri dönüyorlar. Yani Çeşme'ye geri dönüyor. İstanbul'a aslında gidiyorlar. Fakat uçağı kaçırınca, yeni uçak, başka bir tarifeli uçak da olmayınca geceyi Çeşme'de geçirelim. Bu sabah, yani çarşamba sabahı İzmir'e giderim deniliyor. Havalimanından geri dönerken İzmir Güzelbahçe'de tam askeri bir kamp var, askeri garnizon var. Onun önünde kaza yaşanıyor. Kaza yaşanınca tabii rahmetli camdan fırlıyor. Hemen yurttaşlar askere, polise haber veriyorlar, itfaiyeye falan haber veriyorlar. Sonra da hastaneye götürülüyor. Sabaha doğru da hayatını kaybediyor. Allah rahmet etsin diyelim. Yani dediğim gibi hani her yaş gençtir veda için ama sahiden gençti Zafer Çıka. Demet Akbağ ve oğlu Ali'ye de tabii bütün sevenlerine evet. de sabır diliyoruz. Çocuklar da 19 yaşında, çok genç. Yani o da tabii acı haberi almıştır muhtemelen. Elbette. Şimdi efendim gelelim gündemin diğer sıcak başlıklarına. Ortalık aslında her biri bir başka ülkede bir hafta konuşmayı böyle televizyon programları saatlerce yapıp tartışmayı hak edecek başlıklarla dolu. Ama gelin görün bakıyorsunuz işte gazetelere, internet sitelerine, televizyondaki tartışma programlarına neredeyse haber bile olmuyor. Hakikaten olmuyor. Şu mesela bir haber, bakın şimdi söyleyeceğim. İngiltere'de Brexit kaosu yaşanıyor. Biliyorsunuz Brexit, Britanya ve exit çıkış sözcüklerinin birleşmesine oluşuyor. Avrupa Birliği'nden ayrılacak. Fakat bununla ilgili sürece dair anlaşmayı Avrupa Parlamentosu'na geçeceğim, aklım oraya takıldı. İngiltere'de parlamento ikinci kez reddetti. Theresa May, yani başbakanlıktan istifa etmesi gerekir herhalde. En azından İngiltere teamüllerine göre çok sarsıldı. Anlaşma olmadan çekilme ihtimali var deniyor. Nedir bu ısrar? Referandum tekrarlansın diyenler çok ağır basıyor. Fakat tekrarlanmıyor çıkış için. İngiltere'de bir kaos yaşanıyor AB ile ilgili. Ama tabii AB de dikkatle izliyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin, AB'nin en önemli problemi belki İngiltere gibi görünebilir. Ama yanı sıra bizimle de ciddi biçimde uğraşıyorlar. Bugün Türkiye ile ilgili çok önemli bir oylama var. Fakat biliyor musunuz biz bu haberi görmüyoruz. Görmüyoruz. Şimdi çünkü medyanın %90'ı saray kontrolünde. Ve biz bu haberi olmayanlarda da pek göremiyoruz. Oysa Avrupa Parlamentosu dün Türkiye ile ilgili bir raporu görüştü. Kati Pire'nin hazırladığı Türkiye raporunu. Ve o bugün oylanacak. Müzakerelerin askıya alınması isteniyor bu raporla. Şimdi Avrupa Parlamentosu ne der? Oradaki hani hava nedir bilmiyorum. Sen herhalde o havayı koklamışsındır. Evet, şimdi tabii Avrupa'nın Türkiye'ye yönelik eleştirilerinin başında özellikle insan haklarının ve hukukun ayaklar altına alınması geliyor. Avrupa Birliği'nin ve Avrupa Parlamentosu'nun AKP iktidarına pozitif bakabilmesi şu an itibariyle mümkün değil. Çünkü daha iki gün önce iki Alman gazetecinin basın kartları yenilenmedi ve bu iki kişi Türkiye'de gazetecilik yapamaz dedi. Avrupa'da bu mesele o kadar büyüdü ki Türk medyası görmemesine rağmen dün Cumhurbaşkanlığı İletişim Daire Başkanlığı basın kartını birinin yenilemek zorunda kaldı, ZDF muhabirinin. Şimdi düşünün, siz iki gazeteciyi Türkiye'de faaliyet gösteremez diye adeta aslında sınır dışı ediyorsunuz. Ne yapmış bu gazeteciler? Şimdi Kati Pirin'in raporu diyor ki Türkiye bütün kırmızı çizgileri, Avrupa Birliği'nin bütün kırmızı çizgilerini aşmıştır diyor. Bunun arasında senin söylediğin gibi işte gazeteciler, hak ihlalleri, basın özgürlüğü vesaire var.
Bugün bir dediğim gibi oylama yapılacak. Müzakere süreci, müzakerenin askıya alınması gibi bir eğilim çıkabilir. Şimdi buna yol açan çok önemli şeyler var, belirtiler var biliyorsunuz. Onları konuşacağız. Mansur Yavaş medyaya nasıl yansıdı, yandaş medyaya? Onu konuşacağız ama görüyorsunuz Kılıçdaroğlu Kırklareli'nde konuşmaya başladı. Oraya gidiyoruz, döneceğiz efendim. Evet efendim, yeniden birlikteyiz. Bu kez herhalde Çeyrekkale'ye kadar reklam meklam yok. İşte bir inşallah bir saate yakın diyelim. beraberiz. Barış Yarkadaş, ailenizin vekili. Sağ olun. Hem Halk TV ailesinin hem sizin ailenizin vekili. Dersini çalışmış gelmiş. Bu arada işte baktık yeni gelişmeler var vesaire. Nerede kalmıştık? Kırmızı çizgilerde kalmıştık. Avrupa Parlamentosu'nda bugün bir oylama var. Çok kritik bir oylama. Türkiye hakkındaki rapor oylanacak. Şimdi bu gazeteler bunu neredeyse hiç görmediler medya. Fakat görenler de şöyle görmüş kısacık. Avrupa Parlamentosu Türkiye konusunda ikiye bölündü. İkiye bölündü deyince bir Türkiye sevdalıları bir de Türkiye karşıtları anlarsınız değil mi? Hayır. Müzakereleri askıya alalım diyenlerle müzakereleri bitirelim Türkiye'yi artık gözümüz görmesin diyenler diye ikiye ayrılmış. Şimdi gazeteler zaten satmıyor. Birazdan medyaya konuşacağız. Dahası satanlar da haberi öyle bir saklıyorlar. Ya hiç görmüyorlar ya öyle bir saklıyorlar ki anlayan biri gelsin. Bu kadar vahim. Kırmızı çizgiler derken neyi kastediyorlar? Onu konuşuyorduk. Kırmızı çizgiler derken şunu kastediyorlar. Bir kere hukuk artık yok Türkiye'de. Hı hı. Adalet yok. İnsan hakları tamamen ayaklar altına alınmış. En temel demokratik haklar için sokağa çıkan insanlar ya biber gazıyla ya polis çopuyla karşı karşıya kalıyor. Sokağa çıkmayan tweet atanlar soruşturmalardan kurtulamıyor. Türkiye tam anlamıyla bir düşünce özgürlüğü cehennemi. Yani sesini çıkaran kendisini ya poliste ya karakolda ya savcılıkta ya mahkemede buluyor. Şimdi düşünün 135'in üzerinde gazetecinin tutuklu olduğu bir ülkeden bahsediyoruz. Almanya'nın en önemli iki medya kuruluşunun Türkiye temsilcilerinin basın kartları akredite edilmediği için yani yeniden verilmediği için Türkiye'yi terk etmek zorunda kaldıkları bir ülkeden bahsediyoruz. Böyle bir yönetimin doğal olarak Avrupa Parlamentosu'yla bir müzakere yürütebilmesi ya da Avrupa Birliği'ne girebilmesi de mümkün değil. Hoş Türkiye'yi şu anda yönetenler Avrupa Birliği'ni zaten istemiyorlar. Çünkü Avrupa Birliği bir normlar bütünlüğü. Yani kurallarınız var. Ama bir dakika Avrupa Birliği'ni istemiyorlar ama bir yandan Avrupa Birliği'ne muhtaçlar. Neden? Ekonomik olarak. Ekonomik açıdan muhtaçlar. Yani çünkü Avrupa Birliği'nden kapısından kovulmuş ya da kapısında bekletilen, tek ayak üstünde bekletilen bir ülkeye yatırımcı gelir mi? Onları zaten sermaye gelir mi? İlgilendiren Avrupa Birliği'nin, tabii. Avrupa Birliği ile ilgili kısmın sadece ekonomi ayağı. Eğer ama çok Avrupa önemli. Birliği, tabii ki eğer Avrupa Birliği yerine başka bir ekonomik gelir modeli yaratabilseler ya da başka bir ilişkiler ağı yaratabilseler zaten Avrupa Birliği'ne tıpkı Azerbaycan gibi, Sudan gibi sırtlarını dönecekler. Az önce tank palet fabrikasından bahsetti Kılıçdaroğlu. Mesela AB olmadı, Katar bize yeter diyebilir miyiz? Katar bize yeter diyemeyiz. Çünkü yani Katar'la yapacağımız ticaret Almanya'yla, İngiltere'yle, İsveç'le, Norveç'le yaptığımız ticaretle bir değil. Ha AKP neyi denedi? Bir Rusya'ya yanaştı, Rusya'ya döndü ama sonra bütün veriler alt alta konuldu ki Rusya'yla, Çin'le ve diğer ülkelerle yapılan ekonomik ihracat olsun, ithalat olsun Avrupa Birliği'nin yarısına bile gelmiyor. Zaten Rusya ile ilişkide attığımız her adım bize Trump'ın bir tweet'i ve o tweet sonrası doların yükselişi olarak geri dönüyor. Şimdi AKP orada bir şey yapıyor aklınca. Hani Rusya kartını açıyor. Rusya kartını açarak şunu yapıyor. Bir kere Amerika Birleşik Devletleri ile olan ilişkilerini seçmen önünde güya kavga ediyormuş gibi yansıtma olanağı alıyor. İşte S-400 meselesini biliyorsunuz. S-400 meselesinin bu kadar çok tırmandırılmasının sebebi önümüzdeki dönemde yaşanacak olan, daha doğrusu derinleşecek olan ekonomik çöküşün
faturasının Amerika Birleşik Devletleri'ne kesilmesi. Şimdi ekonomiye birazdan başka bir cepheden döneriz. Çünkü SODEV bir araştırma, bir anket demeyelim buna, bildiğiniz araştırma yapmış ve bunun üzerinden bir rapor hazırlamış. Ekonomik krizin boyutu ama seçimle bağlantısı açısından buna geleceğiz. Sosyal Demokrasi Vakfı'nın araştırmasına. Ama şimdi kırmızı çizgilerde, haklarda, evet, hukukta kalmışken birinci bölümde sen kısacık söz ettin, onu paylaşmamız lazım. Evet. Bir cümleyle geçemeyiz. Manken model Didem Soydan. Bir magazin malzemesi olarak görülebilir. Hayır, aklı başında bir kadın ve bir tweet at, pardon, Instagram'da bir mesaj paylaşmış. Şimdi o mesajı görelim. Bakın, bu mesaj yüzünden Didem Soydan'a terör örgütü gerekçesiyle, terör örgütüne propaganda ile, evet, destek vermekten soruşturma açıldı. Hemen bir son dakika verelim mi? Evet. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Didem Soydan'a açılan soruşturma hakkında takipsizlik kararı verdi. Çok şükür. Neyse. Evet. Yani zaten akıl ötesiydi. Yani az önce yaşanan gelişme. Ama ne güzel. Şimdi ama yani bunun ama için hamle lazım. Yapılması bile önemli. Çünkü birileri burada ve üstelik de Sabah Gazetesi veriyor bu haberi. Sabah Gazetesi sonra takipsizliği verir mi? Hiç zannetmiyorum. Çünkü öyle oluyor. Suçluyorlar. Takipsizliği haber yapmıyorlar. Bu arada Sabah Didem Soydan'ı da kutluyorum. Şundan dolayı, hem tavrından dolayı hem de açılan soruşturma karşısında az önce bir tweet attı sabah saatlerinde. Hı hı. Bir takipçisi sakın korkmayın, geri çekilmeyin demiş. Ne korkuyorum ne de geri çekiliyorum. Bu tür davalar benim hayatımda çöptür demiş. Hiçbir şekilde de ciddiye almıyorum demiş. Hakikaten öyle. Hakikaten öyle. Zaten terör örgütü propagandası dediklerinde de çöplerden bahsediyordu. Kısacık okuyayım. Şimdi o paylaşımda bir fotoğraf var. Göz altında kaybedilen Hasan Ocağ'ın annesinin fotoğrafı. 95'te göz altında kaybedildi. Bugünkü iktidar suçlanmıyor bile. Ama Hasan Ocağ'ın annesi ve diğer anneler, kayıplarını arayan cumartesi anneleri Galatasaray'dan püskürtüldüler, gönderildiler. Sonra yaklaşmaları yasak oldu falan falan. Zavallı anneler ya, çocuğunun kemiğini bulmak için yırtınan anneler. Didem Soydan diyor ki orada, canım anne, Hasan Ocağ'ın annesi için, o yüzündeki o derin acı, hüzün ifadesi için, sadece onun değil diğer bütün anneler için söylüyor. Ve senin gibi değerli anneler, bu olanlar yüzünden sizden özür dilerim, ben özür dilerim diyor. Yani Türkiye adına. Açıklama yapmaya, ağır neden ve sebepleri anlatmaya gerek yok. Fotoğraf yeterli. Bir anne evladını arıyor. Gözaltına alınmış ve kaybedilmiş evladını. Onların adı benim için sevginin, vazgeçmemenin, yüreğin analığı sözlük karşılığıdır. Cumartesi annelere özür diliyorum. Bütün bu başınıza gelenler ve gördüğünüz muamele için ben özür diliyorum. Sizler çöp yığınının üzerine düşen çiğ tanesiniz. Evet. Diyor ve bu yüzden vay terör propagandası. Cumartesi annelere sahip çıkmak bile böyle bir kafa var burada. Abla, Türkiye buraya geldi. Evet, ne yazık ki buraya geldi. Şimdi sadece model Didem Soydan'a açılan soruşturma değil, Avrupa Parlamentosu'nun görüşmelerinden bahsetmiştik. Türkiye hakikaten bir hukuk faciası sürecinden geçiyor. Bakın, geçen hafta ben Silivri cezaevindeydim. Sevgili Eren Erdem'i ziyaret ettim. 260 gündür Eren Erdem cezaevinde. 4 yıl, 2 ay hapis cezası verdiler. Normalde 250 gün yatan bir tutuklu 4 yıl gibi 5 yılın altında bir ceza alırsa tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılır. Eren Erdem'i serbest bırakmadılar. Ve şimdi davası istinafa gitti. Kati Piri de Avrupa Parlamentosu'na rapor hazırlayan. Bugün oylanacak tabii, raporu. Kati Piri de Eren Erdem davasını çok yakından takip ediyor. Ki kişisel dostlukları da var zaten Eren Erdem'le. Sadece Eren Erdem değil. Yine Silivri cezaevinde Osman Kavala ve arkadaşı Yiğit Aksakoğlu yatıyor. Neredeyse 500 günün üstündedir Osman Kavala cezaevinde. Ve neyle suçlanıyor? Gezi iddianamesi diye bir iddianame açtılar. Ve şu anda bu iddianamede 500'e bir kalmış. Bugün 499. Evet. günü.
Yarın Osman 500 Kavala. Gün olacak. 500 gündür cezaevinde. Muhtemelen de bizi izliyor Osman Kavala ve Koğuş arkadaşı. Gezi iddianamesini konuşalım tabii biraz yeri gelmişken. Şimdi Gezi iddianamesi şu. Gezi iddianamesine temel oluşturan polis fezlekesini yazan Nazmi Ardıç şu anda FETÖ'den tutuklu. Nazmi Ardıç, polis müdürü. İlk fezlekeyi o yazıyor. Daha madde bir yani. Bir. Nazmi Ardıç'ın yazdığı fezlekeyi iddianameye dönüştüren savcı Muammer Akkaş. Muammer Akkaş'ı hatırlar yurttaşlarımız 17-25 Aralık sürecinde adliyenin önünde bildiri dağıtmıştı. Hatırlarsınız. Polis de engellemeye çalışmıştı. Muammer Akkaş'ın yazdığı iddianame aslında ölü halde duruyor. Şimdi nerede Muammer Akkaş? Firar, kayıp. Nerede olduğu bilinmiyor. 2013'te yazılan bu iddianamede aslında 14 kişi yargılandı. Aralarında Mücella Yapıcı'nın da olduğu, diğer avukat arkadaşlarımızın, aktivistlerin olduğu kişiler zaten yargılandılar ve takipsizlik aldılar. Bakın burası şundan önemli. Ben de damat gibi burası önemli diyeyim ama burası şundan önemli. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne göre, 6. maddesine göre açılan bir soruşturma takipsizlikle sonuçlanmışsa ya da beraat almışsa o konuyla ilgili bir daha soruşturma açamazsınız. Ama ne yapıyorlar? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ya da o protokolün 6. maddesine aykırı bir şekilde 2013 yılında oluşturulmuş, takipsizlik almış bu iddianame yeniden açılıyor ve terör propagandasına, daha doğrusu terör örgütüne bilerek isteyerek yardım etme suçuna sokuluyor. Bu hükümeti devirme. Tabii devirme ve bu iddianamede nasıl sadece oluyorsun? 16 kişi yok, 94 kişi var. Kamuoyunun yakından tanıdığı başka isimler de var. Şimdi buraya baktığınızda fezleke aslında o dönem uykuya alınmış, bekletilmiş. Soruşturma yapılmış, 2016'da bu soruşturma tamamlanmış, bitmiş, herkes ha tamam bitti derken bir bakıyoruz 2018 yılının başında Osman Kavala uçaktan gözaltına alınıyor. Seçime ayarlı. Tabii seçim. Ve seçime ayarlı. Şimdi bakın Avrupa bunu. Parlamentosu'nda bugün konuşulan hukuksuzlukların en önemli örneklerinden biridir Osman Kavala ve Gezi iddianamesi. Niye? Yer alıyor değil tabii, mi? Niye? Tabii niye? Şunun için Osman Kavala için 14 günlük gözaltı süresi aldılar. Tam 14 gün şubede soru sorulmadan bekletildi. 14 gün, sadece 14. gün birkaç soru soruldu ve ondan sonra da savcılığa sevk edildi. 13 gün Osman Kavala kendisine ne sorulacağını bekledi. Bir şey daha soracağım, sen çok dikkatli incelediğin için. Şimdi bu iddianamede çok tuhaflıklar var fakat bazı kritik şeyler yok. Mesela Kabataş vakası yok falan. Geçelim. Olmayan bir şey daha var. Osman Kavala'nın savcılık ifadesi yok. Tabii ifade almamışlar zaten. Şimdi onu anlatacaktım. Yani savcılık. Tabii yok yani iddianamede. Ya abla bu iddianamenin her tarafı tel tel dökülüyor. Şimdi 365 gün sorgusuz sualsiz cezaevinde yattı. Evet. Değil mi? Avukatları bir yıllık süreyi göz önüne alarak gittiler 365. gün Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdular. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de Türkiye'yi uyardı. Dedi ki arkadaş bu konuyla ilgili bana bir bilgi verin. Bu adam niye 365 gündür sorgusuz, sualsiz iddianamesi yatıyor? Türkiye 6 hafta süre istedi. Bakın 6 hafta süre istedi. O sürenin son günü iddianame çıktı. Son gün evet. 6. haftanın son günü ve Ahim'e dediler ki olur mu efendim bakın işte iddianame var. Bir 6 haftada oradan kazandılar. Şimdi bu 657 sayfalık iddianame Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Peki Ağır Ceza Mahkemesi ne yapması lazım? Hemen bir hafta sonraya duruşma günü vermesi lazım. Getirin kardeşim bu adam 500 gündür yatıyor demesi. Yo ne yaptılar? 24 Haziran'a attılar duruşmayı. Bu ne demek? Osman Kavala ve arkadaşı Yiğit Aksakoğlu 24 Haziran'a kadar duruşmayı bekleyecek. Ama şimdi şöyle haklı bir yanı olabilir bakın. Çünkü Osman Kavala hakkındaki iddialar ve etrafındakiler hakkında, Mehmet Ali Alabora hakkında çok vahim. Dün paylaştım. Mehmet Ali Alabora ve bu Mi Minör oyunundaki arkadaşları, oyun arkadaşları gezi olayları sırasında evlerinden çıkmamak suretiyle nasıl olduğunu siz bilmezsiniz, ben hiç bilmem, suç işlemişler. Evet. Dahası Osman Kavala hakkındaki şu iddiaya da yani tüyleri diken diken oluyor insan. Şimdi bakın bir Türkiye haritası gelecek ekrana. Geldi değil mi arkadaşlar o harita? Şimdi o haritayı verin. Osman Kavala'nın cep telefonunda
Bakın bu harita çıktı. Vay dediler, Türkiye'yi bölüyor. Şimdi bu haritaya baktıkları zaman bir Google'a girseler görecekler. Arı türleri ve popülasyonu hakkında. Arı. Arı var ya, arı. Arı bildiğiniz... Bildiğimiz bal yapan arı. Bal yani. Yapan arı. Haritası. Şimdi Osman Kavala'nın destek verdiği, kişisel olarak ya da şirketi neyse, vakfı aracılığıyla destek verdiği bazı gruplar var. Bunlar mesela arıların neslinin tükenmesini önlemeye çalışıyorlar. Türkiye'nin bitki örtüsü hakkında araştırma yapılmasını fonluyorlar. Çünkü Anadolu Kültür Vakfı zaten çalışmaların adı. Şimdi bunu gördüğü anda, bir dediğim gibi girse, yani hakikaten şey... Abla, absürtlükler onunla bitmiyor ki. Sadece arıyla bitse iyi. Bu harita terör örgütü, ya daha doğrusu Türkiye'nin bölünmesi haritası değildi. Arı haritası. Daha komiği var. Şimdi bu 746 sayfalık iddianamede tam 746 mağdur var. Bakın, güya mağdur, müşteki yani şikayetçi. Bu kişilerden şikayetçiler. Bu 746 kişinin içinde Erdoğan da var. Birinci sırada. Tabii şimdi şöyle. En başta. Mahkeme başladığında mahkemenin bu müştekileri yani şikayetçileri çağırması lazım. Düşünün, 746 kişi gelecek, bu sanıklar hakkında orada... Kendileri ya da avukatları. Tabii, ya da avukatları, biz bunların yaptığı işte Gezi eyleminden şöyle zarar gördük diyecek. Peki Erdoğan ne zaman gelecek duruşmaya? Erdoğan hiçbir zaman gelmeyeceğini biliyoruz. Ya da avukatlarının da çok gelip katılmayacağını biliyoruz. Peki bu 746 kişi ne zaman dinlenecek? Ne zaman bunların ifadeleri alınacak? Ya daha da absürdü var. Mesela iddianamede diyor ki Can Dündar, gazeteci Can Dündar Gezi olaylarını tweetten yönetti. Ya o zaman Can Dündar'ın Twitter hesabı yok. Yok, açmamış o zaman. Ya Twitter hesabı yok şimdi. Ya Halk mesela... TV'ye bağlanıp orada olan biteni anlatmış. Açık yayın. Hı hı. Kovuşturmaya uğramamış bu yayın vesaire. Almışlar o yayını, deşifre etmişler. Sayfa sayfa koymuşlar. Şimdi her tarafa absürtlükle dolu. Mesela Arap Baharı'na gönderme yapılmış. Siz Arap Baharı'nı çok seviyordunuz, çok övüyordunuz. Arap Baharı başladığında ben yandaş medyada bu gerici bir ayaklanmadır diyordum. Emperyalistlerin gerici ayaklanmasıdır diyordum. AKP medyası Arap Baharı'na övgüler diziyordu. Şimdi Arap Baharı da suç olmuş. Mesela bunu özellikle izleyicilerimizin bilmesi lazım. Efendim bunlar işte Sırbistan'daki Otpor örgütüyle görüştüler. Otpor örgütü bu hareketi yönetti diyorlar. Ya arkadaş, Otpor hareketi 2004 yılında kendisini tasfiye etti zaten. Çünkü Sırbistan'da bir dönem Demokrat Parti ile birleşti Otpor hareketi. İktidar ortağı oldu, o partiye katıldı. Sonra parti içindeki sorunlardan dolayı ayrıldılar, iktidar da dağıldı. Arkasında kendisini olduğu söylenen etti. Soros'la araları da bozuldu. Evet, zaten. Araları da bozuldu. Artı Otpor'un lideri Türkiye'ye gelmiş. 2 gün kalmış, havalimanından gelmiş. Antalya'ya gitmiş eşiyle, kimseyle görüşmesi yok. Bu 94 sanıkla tek bir irtibatı yok, tek bir telefon görüşmesi yok. Ve ne diyorlar? Artı, efendim Soros bunu finanse etti diyorlar. Savcıya... İddianamesine bakıyorsunuz. Nerede iddia? Peki nerede bunun kanıtları? Basında bu tür haberler var diyor. Daha da komiği, yani ortada bir para pul trafiği yok. Eleştirilerden biri şu, tabii savcılık ona göre kendince bir önlem almış. Arkadaş, bunun ilk fezlekesini yazan polis FETÖ'cü. Şu anda içeride tutuklu. İddianameyi yazan savcı ortada yok, kaybolmuş FETÖ'cü. Siz bu iddianameyi nasıl aldınız diyorsunuz. Savcılık diyor ki biz bunu kıymetlendirdik. Ben mesela hani hukukla bu kadar ilgili olan, yakından takip etmeye çalışan bir gazeteci, bir siyasetçi olarak bu kıymetlendirme lafını da ilk kez duyuyorum. Tabii bunu niye yapıyorlar? AKP şunun farkında. Çok ciddi bir ekonomik çöküş var. Ciddi bir ekonomik çöküş. Hatta Mahveyilmez bunu slamflasyon olarak değerlendiriyor. Yani ekonomi küçülürken... Enflasyon artıyor, işsizlik artıyor, resesyondan yani durmadan daha ağır bir çöküşteyiz. AKP özellikle Gezi gibi toplumsal hareketlerin önüne geçebilmek ya da bu tür toplumsal hareketler olmasın diye bir gözdağı veriyor. Ve ilk tabii şeyi de, ilk en büyük darbeyi de, hani savaşta önce masumiyet ölürmüş, Türkiye'de de önce hukuk ölüyor. O kadar ki... avukatlar
Evet. Bizatihi terör örgütü üyesi vesaire diye yani işte müvekkilini savunuyor, hayır olmaz diyor. Yapamazsın ya da bunu söyleyemezsin diyor. Avukatları, Çağdaş Hukukçular Derneği avukatları, evet. Kozağaçlı, Selçuk Kozağaçlı dahil. Hemen onu da söyleyeyim. Aşçı krevindeler. Tabii. Şimdi çok uzun süredir aşçı krevindeler. Selçuk Kozağaçlı tam 50 gündür 6 arkadaşıyla birlikte Silivri cezaevinde tutuklu. Aşçı krevinde. Özür dilerim. 19 aydır tutuklu Selçuk Kozağaçlı, Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı. 50 gündür de açlık grevindeler. Tek bir talepleri var. Tek bir talep. Adil yargılanmak istiyorlar. Diyor ki Selçuk Kozağaçlı ve tutuklu olan 6 arkadaş, bize adil yargılayın arkadaş. Bizi 14 ay hapishanede yatırdınız, adliyeye getirdiniz, bıraktınız, aynı gece bir daha tutukladınız. Şimdi burada 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyorlar ve Selçuk Kozağaçlı'nın durumu da aslında bir absürt. Niye? Selçuk Kozağaçlı iki davadan yargılanıyor. Şimdi hukukçular çok daha iyi bunu anlatacaklardır. Bir davada terör örgütü yöneticisi olarak yargılanıyor. Terör örgütü yöneticisi olarak. Bir davada da örgüte yardım ve yataklıktan yargılanıyor. Ondan tutuksuz yargılanıyor. Ya aynı suçlamalardan hakkında iki dava açılmış. Bakın aynı suçlamadan iki şekilde yargılanıyor. Birinden tutuklu, birinden tutuksuz. Yani anlatırken gülüyorum da hani saçmalığından dolayı gülüyorum. Hani normalde ne yapmaları lazım? O iddianamelerden birini çöpe atmaları lazım. Bence o iddianamelerin hiçbir geçerliliği yok da. Şimdi 50 gündür tutuklular ve sadece... Yani açlık grevindeler. 50 gündür açlık grevindeler. 18 Mart'ta duruşmaları var. Kamuoyunu da özellikle bu duruşmaya çağırıyorlar. Çünkü savunma en kutsal haktır. Eğer avukatlar müvekkillerini savundukları için yargılanıyorsa bu ülkede hiç kimsenin hukuk güvencesi olmaz. Avukat nasıl savunma yapacak? Türkiye'nin aslına baktığınızda Osman Kavala'nın bir numaralı şüpheli sanık olduğu Gezi iddianamesi, Eren Erdem'in Karşı gazetesinde yazılan çizilenlerden dolayı 260 gündür tutuklu olması, Didem Soylan'ın cumartesi annelerine selam gönderdiği Instagram paylaşımından dolayı hakkında terör örgütü propagandası soruşturması açılması, 6 tutuklu avukatın örgüt yöneticiliği suçlamasıyla yaklaşık 450 gündür tutuklu olmaları ve bu avukatların 11'inin 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde serbest bırakılıp ertesi gün yeniden tutuklanması, Alman gazetecilerin basın kartlarının iptal edilmesi... Ve bütün bunlar seçim sürecinde özellikle oluyor. Çünkü seçim takvimi belliydi. Tabii erken ki birdenbire bu mekanik trafiği hareketlendi. Tabii. Yani çünkü belli şunu... bir takvim içinde ve seçime yaklaşırken çıtayı biraz daha yükselttiler. Zira veriler hiç iyi değil. Şundan dolayı nefes alamaz hale getiriyorlar aslında solu, sosyalistleri, demokratları, Atatürkçüleri ve muhalif olanları. Şimdi önünüzde SODEV'in bir araştırması var. Sosyal Demokrasi Vakfı. Tamam onu Şubat paylaşalım şimdi. Hemen söyleyeyim. Tamam, neden? Paylaşalım. Tam bu konuyla ilgili Şubat ayının son haftasında bir araştırma yapıyor. 1067 kişiyle künyesini de söyleyelim. Söylüyor. Araştırmayı yapan kişi Ertan Aksoy. SODEV'in de aynı zamanda başkanı, araştırmacı. Orada ilginç olan şey şu. AKP'ye oy verdiğini söyleyen seçmenlerin yarısından fazlası ben artık borçla yaşıyorum, evimi geçindiremiyorum diyor. Ve daha acısı toplumun %51'i geçen yıl yediği et miktarına bu yıl ulaşamamış. Yani 2017'de evet, bir iki kilo yani et yemişse kırmızı et tabii. Et yemeyen... %51. 2018 yılında artık toplumun %51'i et yememiş. Hiç evine bir alamadım kilo diyor. Et girmemiş. Şimdi bakın böyle olunca tabii oy tercihleri de buna göre. Yani aslında mesela giyim %23'ü yeni bir giyim alamadım, alamıyorum demiş. Çok komik. Üçüncü sırada domates var. Alamıyorum diyenler. Alamıyorum. 21.6 ile domates, patates var. Tabii. Geliriz belki Bakan Bekir Pakdemirli'ye. Şimdi bunlar artık alarm zilleri. Alarm zillerini hepiniz yaşıyorsunuz, biliyorsunuz. Çok samimiyetle söyleyeyim. Ben de mesela kırmızı eti hem etik nedenlerle
hem de ekonomik nedenlerle kırmızı eti kestim. Ama hepimiz yaşıyoruz bunları zaten. Peki bu nasıl yansıyor? Şimdi SODEV'in araştırmasında bu pazar seçim olsa bu pazar kararsız ya da oy kullanmayacak olan seçmen. Kararsızım diyor ya da kullanmayacağım diyor. Şimdi bakın kararsızım diyenler AKP seçmeninde %44. AKP seçmeninin %44'ü kararsız. Bunların içinde bir bölümü ya herhalde giderim ama diyor herhalde. %40'ı AKP seçmeninin %40'ı oy kullanmayacağım diyor. Hep CHP'den söz edilir evet. Ya. CHP'de çok daha düşük AKP oranla. Kararsızım diyen 24.8 ama oy kullanmamakta kesin kararlı olan, oy kullanmayacağım diyen %18.8. MHP'de çok enteresan, oy kullanmayacağım, MHP'ye oy verip evet. De şimdi oy kullanmayacağım diyen 28, evet. %28. HDP'de 12.5. Yani AKP'lerin, AKP'ye oy vermişlerin %40'ı ben oy kullanmayacağım arkadaş diyor. MHP'nin de %28'i Cumhur İttifakı açısından bu bir şey. Abla peki, şimdi orada bir dikkat çeken nokta var. Mesela şimdi yurttaşlara soruyorlar, diyorlar ki 1067 kişiyle yapılmış ki zaten o Türkiye ortalamasını yansıtır. Türkiye'nin sorunları nedir diyorlar. Şimdi ilginç bir veri paylaşacağım. Toplumun %64.8'i ekonomi diyor. Tabii. %51'i işsizlik diyor. %17'si eğitim. %11'i güvenlik diyor. Bakın burada ilginç olan ne biliyor musunuz? Açık uçlu soru soruyorlar. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir dediğinizde 1067 kişiden sadece bir kişi beka diyor. Bir kişi. Çünkü vatandaş bir beka sorununun olmadığını, asıl bekanın kendi mutfağında olduğunun farkında. Yani düşünün %64.8'i ekonomi diyor. Çünkü hayatını doğrudan etkiliyor. Ve bu seçmenin %54'ü de diyor ki ekonomideki gidişat benim oy tercihimi etkiler. Bunu ona geleceğiz. Bir dakika ona geleceğiz. Şimdi bu oy kullanma kullanmama meselesinde MHP'nin seçmenin %28 yani her üç MHP'li seçmenden biri oy kullanmayacağım diyor ya. Oy kullanacak olanlar ne yapacak? Çünkü Cumhur İttifakı'na bu oranlar AKP'nin %40'ının oy kullanmayacağım demesi, MHP'nin %28'in önemli. Ama Cumhur İttifakı açısından, Erdoğan açısından daha kritik bir nokta var. O da şu, şimdi MHP seçmenlerine sormuşlar. Bu pazar seçim olsa kime oy verirsiniz? Bakın, şimdi o geliyor. %28.4'ü CHP'ye oy verdim evet. Diyor. En başta en yüksek... Bakın bu MHP seçmenlerinin eğilimi. Evet. Yani AKP'ye oy vermeyecek ya da Cumhur İttifakı'na diyelim ona oy vermeyecek ama sandığa gidecek. Peki nereye oy verecek? CHP birinci sırada, AKP ikinci sırada 24.1 ile. Evet. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisi'nin tabanı AKP'nin ekonomi ve siyaset politikalarından memnun değil. İşte ona gelelim senin söylediğin. Ekonomik durum tercihinizi, oy tercihinizi nasıl etkiliyor? Etkiliyor mu daha doğrusu? %54'ü etkiliyor diyor. Evet bakın %54'ü doğrudan etkiliyor ekonomik diyor. Durum benim diyor. Oyumu etkiliyor kardeşim diyor. Abla nasıl etkilemesin? Şimdi mesela son verilere bakalım. Bir yeni ekonomi programı diye bir şey uydurdular. Bu yeni ekonomi programında 3.8'lik büyüme hedefi vardı. Nerede kaldı bu büyüme hedefi? 2.6'da. Yani bir kere hedeflerini tutturamadılar. Büyüme yok. Olur mu ama? Ha diyor ki sabah eksi bunu, büyüdük. Hayır ya şimdi eksi ne olur bir eksi diyor. Büyüme yazar mısın çocuklar? Eksi büyüme. Erdoğan dünyada ekonomi literatürüne bir kavram armağan evet. Etti. Erdoğan dedi ki eksi büyüdük. Eksi büyüme diye bir kavram mı? Tabii. Yani mesela... Eksi büyümeyi bence bütün iktisat profesörleri bir araya gelsinler, ne olduğunu anlamaya ve anlatmaya çalışsınlar. Ya eksi büyüme nedir arkadaş? Büyümemişsin, daralmışsın, ekonomin %3 daralmış. Rakamla konuşalım, bizi izleyen çok sayıda AKP'li yurttaş var, oy veren var. Hani ya efendim bazen vapurda da görüyorum, biraz daha temelli, belgeli, bilgili söyleyin diyorlar. O zaman söyleyeyim, TÜİK'in verilerine göre inşaatta 8.7, İmalat sanayinde 7.4 daralma var. Kişi başı gelir şu anda 2007 seviyesine gelmiş.
9200 dolara düşmüş ki onu da çok yüksek açıkladılar. 200-250 dolar da fazla açıkladılar. Mustafa Sönmez Suriyelileri onu sağ olsun hemen bütün araştırmaları ortaya koyarak çıkarttı. O veriler bile doğru değil. Herkesi 200 dolar fazla gelir sahibiymiş gibi gösterdiler. Şimdi yani bütün bu manipülasyon bile aslında kapatamıyor. 10.000'in altında. Tabii. Buna rağmen 10.000'in altında neden eksi büyümüşüz? Abla çünkü şundan dolayı. İmalat sanayinde 7.8 demek, yani imalat sanayinde üretimde %10'luk bir küçülme var. İşsizlik resmi rakamlara göre 7 milyona dayanmış. Gerçek enflasyon %50'nin üstünde. Ben geçen akşam Habertürk televizyonunda da söyledim. Pazara gittim, insanlar ne alıyor, ne satıyor, ne alıyorlar diye. Ablacığım insanlar iki tane patlıcan tartır. İki patlıcan, iki. Hani Avrupa'ya falan gittiğimizde gördük. Çekirdek aileler iki tane, üç tane alırlar. Onların daha farklı bir yaşam biçimi var. Türkiye'de iki patlıcan tart, 250 gram biber tart, 100 gram sivri biber tart modeline geçildi. Hayatım senin yaşın tutmaz. Senin yaşın tutmaz. Benim zamanımda zaten yurt dışına gitmek bir, çok kolay bir şey değildi hele bizler için. Tevatür olarak oradaki hayat bize anlatılırdı. Derlerdi ki yahu adamların meyvesi yok, sebzesi yok. Evet. Dilimle karpuz alıyorlarmış. Düşünebiliyor musunuz derlerdi. Derlerdi aynı yere geldik. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'de neler oluyor? Şimdi biz hangi süreci yaşıyoruz? Biz aslında ablacığım ekonomistlerin anlattığı verilerden yola çıkarak baktığımızda kapitalizmin birinci bunalım dönemini 1929'u yaşıyoruz. Türkiye'de ekonomik kriz yok. Türkiye'de ekonomik çöküş var, batma var. Mahfi İlmez bunu slamflasyon olarak çok iyi anlatıyor. Ekonominin küçüldüğünü ve enflasyonun gitgide arttığını. Bu aslında artık ekonominin tam anlamıyla çöktüğünü ifade ediyor. Üstelik dahası geliyor sırada diyorlar. Tabii. Şimdi, tabii 2019 seçimlerinden, Mart seçimlerinden sonra esas ekonomik tabloyla şimdi karşı bakın, karşıya kalacağız. Tabii ki bütün bunları yandaş medya anlatmıyor. Nasıl anlatsın? En son eksi büyümeyi bile... eksi büyüme? Çok güzel. Hakikaten yani... Sahiden komikti. Sabah böyle gördü. Ekonomide sevindiren haber diye verdiler. Şimdi aynı gazete, aynı medya tabii ki her şeyi seçime ayarlı olarak tersinden görme. Yani eksi büyüme tam bir oksimoron. Evet. Hani ıslatmayan yağmur gibi düşünün. Yumurtasız omlet. Falan gibi. Her şeyi böyle veriyorlar. Bugün de en son biliyorsunuz Mansur Yavaş'a taktılar. Habire cambaza bak, cambaza bak, ekonomiden güya dikkati uzaklaştıracaklar. Oysa cambaz gidip de domates alamıyor. Cambaz da biliyor. Bırakın yerde ona bakanı, cambaz da biliyor ne olduğunu. Şimdi Sabah gazetesi bugün boş lafları bırak, soruları cevapla diye bir manşetle çıkmış. Mansur Yavaş. Dün Mansur Yavaş biliyorsunuz bir basın toplantısı yaptı. Ne diyor? Soruları cevapla. Tamam, cevapladık. Peki siz bunu gördünüz, verdiniz mi? Hayır. Bakın şimdi Mansur Yavaş konuşurken yandaş medya ne yapıyordu o sırada? Ne veriyordu? O şeyi görelim arkadaşlar. Görüntüyü görelim lütfen. Mansur Yavaş basın toplantısı yapıyor. Biz burada canlı yayınladık malum. Ama işte NTV'si, CNN Türk'ü, A Haber'i başka telden çalıyor. Gelemiyor. Nihayet geliyor. Şimdi Mansur Yavaş konuşurken A Haber, bu büyük fotoğraftaki, onun birazdan kim olduğunu daha iyi anlatacağım. Hem de bize anlatmayacağız. Gene bir yandaş medyadan biri anlatacak. Şikayetçi Keskin denen adam var. Saygın iş adamı dedikleri hani. Yukarıda Ankaralı bir aday var. NTV'de. İşte geyikle güzel güzel fotoğraflarını görüyoruz. Altta da CNN Türk şey bulamamışlar o sırada. Penguen belgeselini başka bir hayvandan söz ediyorlar tam da o sırada. Biliyorsunuz onlar severler böyle şeyleri. Peki bir soru daha soralım. Yani siz Mansur Yavaş soruları yanıtla diyorsunuz ya, yanıtladı, vermediniz. Peki hadi ondan geçelim. Söz hakkı diye bir şey var hatırlarsanız.
tekrar görelim. Ömer Çelik, hükümet AKP sözcüsü. Ömer Çelik, Mansur Yavaş hakkındaki iddiaları anlatırken bütün kanallar verdi değil mi? Peki Mansur Yavaş'ın iddiaları yanıt verirken altta farklı farklı şeyler seçildi, böyle kareler seçildi. İşte penguen yerine bir hayvancağızdan söz ediliyordu. Onun yerine işte CNN Türk bambaşka bir şey söylemiş. Diğerleri öyle. Şimdi bu arada ben... Devlet Bahçeli topa girdi az önce. Hemen söyleyelim. Devlet Bahçeli de Mansur Yavaş'a adaylıktan çekilme çağrısı yaptı. Aferin. Şöyle demiş, yavaş yavaş çekil demiş. Aferin. Çekil, yani Bahçeli söylediyse çekilmesi lazım. Hayır, bir de, çelişki ne biliyor musunuz? Şimdi Mansur Yavaş'ın ceza aldığını söylüyorlar. Bir, Mansur Yavaş ceza almış olsaydı Yüksek Seçim Kurulu Mansur Yavaş'ı seçime sokmazdı. Zaten Devlet dava Bahçeli... Dava bile açılmadı daha. Tabii Devlet Bahçeli de açıklamasında diyor ki bu soruşturma bitene kadar çekilmesi lazım. Yani olur, Türkiye'de her soruşturulan eğer aday olamayacaksa o halde zaten hiç kimse siyaset yapamaz. Geçiniz. Şimdi bakın Sabah gazetesi ne yapsınlar, yazık. Onlara da bir şey diyemiyorum, yazık. Patronları Erdoğan değil mi? Yapacaklar bir. Berat Albayrak. Fakat Demirören medyasını mesela ikna edememişler. Bu çok enteresan. Ben de Semin dediğin gibi. Bakın burası çok önemli. Demirören medyası, Hürriyet. Şimdi Hürriyet'te önce kimi verelim? Ertuğrul Özkök'ü verelim. Ertuğrul Özkök bugün bir yazı yazmış. Üstelik de hem Kabataş vakasına inanmadık demiş. Hem de ikinci Kabataş vakasına. Ezanı ıslıklama vakası, iddiası vicdanlarda karşılık bulmadı. Onun için de haber bile olmadı. Geçti gitti demiş. Ankara'daki iddianame, yani Mansur Yavaş hakkındaki iddianame ve iddialar da Mansur Yavaş'a yarar. Çünkü inandırıcı değil demiş. Yani Ertuğrul Özkök inanmamış, inandırıcı bulmamış. Gelelim esas Abdülkadir Selvi, hemen Özkök'ün komşusu. Yandaş medyadan, yandaş cephesinden daha Aydın Doğan zamanında transfer edilen Abdülkadir Selvi. Şimdi diyor ki Abdülkadir Selvi, Necmettin Keskin, hani şu şikayetçi tarafından 2017 yılında yapılan suç duyurusu seçimlere 18 gün kala Yavaş hakkında iddianameye dönüşürse kamuoyu bunu nasıl değerlendirir, ona bakmak lazım. Seçmenler bunu hukuki bir sorun olarak mı görecek, yoksa siyasi bir mühendislik olarak mı değerlendirecek? Mansur Yavaş siyasi bir kişilik olduğu için olaylar onun üzerinden değerlendiriyoruz. Ancak bir de resmi belgede sahtecilik, şantaj ve özel hayatın gizliliğini ihlalden 6 yıl, 6 ay, 6 gün hapis cezasına çarptırılan Necmettin Keskin diye birisi var. Yahu diyor, Mansur Yavaş hakkında daha hani yazının bütününe baktığınızda sadece iddianame var. İddianameyi mahkeme kabul edecek de dava açacak. Daha o süreçte bile değil. Bir iddianame yarattılar. Ve diyor ki Necmettin Keskin diye biri var diyor. 6 yıl, 6 ay, 6 gün hapse çarptırılmış. Bununla yetinmiyor. Ben de diyor Gazi Üniversitesi'nde mezun olduğum için diyor Abdülkadir Selvi. Bu da Gazi Üniversitesi Hukuk Bölümünden mezun olmuş o saygın iş adamı, Sabah'ın deyimiyle. O nedenle diyor bir ilgilendim diyor. Ortaya çıkıyor ki evet hakikaten mezun olmuş hukuktan. Hayır, mezun olmuş. Hatta. Ama diyor avukatlık stajına bile başlamış mezun olup. Ama diyor bir ihbar üzerine araştırmışlar ki diyor. Ben demiyorum, Barış arkadaş demiyor. Abdülkadir Selvi diyor. Bir de bakmışlar ki bir dakika, öyle bir şeyler söyledik ki hiçbir şey anlamadım. Tam bir şey söylerken mi? Tamam. Tamam, Mansur Yavaş hakkında gene Ömer Çelik açıklama yapıyormuş. Bütün kanal, sizin sevdiğiniz Abdülkadir Selvi söylüyor, Ömer Çelik. Ömer Çelik, yatacak yeriniz yok ya sizin, neyse. Necmettin Keskin denen şahıs, bundan bahsetsenize. Şunu anlatıyor, ben de diyor Gazi mezun olduğum için baktım. Bu Necmettin Keskin Gazi Hukuk'tan mezun olmuş ama bir ihbar sonucu ortaya çıkmış ki
sahtelikle hukuk fakültesine girmiş. ÖSYM belgesinde 100 puanlık artış yapmış. Maşallah. 100 puan arttırmış anca girebilmiş. Zaten hukuk fakültesine girişi sahtecilik. Daha ne olsun? Şimdi daha ne olsun Ömer yani? Çelik, Ömer Çelik az önce şimdi düştü internete. Şu anda açıklama yapıyor. Biz Necmettin Keskin'i tanımıyoruz. Ben onun için saygıdeğer bir iş adamı da demedim diyor. Tanımıyoruz. Bu Mansur Yavaş'ın sorunudur diyor. E tanımıyorsanız, tanımadığınız birinin ortaya attığı iddiaları arkasına önüne bakmadan niye çıkıp savunuyorsunuz? Yani bir daha söyle bakayım, kanılmış mı? Tanımıyoruz diyor. Tabii biz Necmettin Keskin'i tanımıyoruz diyor. AKP Keskin'i sattı. E tabii ki sattı yani. Hani desek yanlış olur mu? Çünkü şunu gördüler. 2016 yılında bir şikayette bulunulmuş. Nereden baktın sen bunu, söyle bakayım bana. Şimdi gerçek gündemde var. Tamam peki. Gerçek gündemde. Şimdi 2016'da bir şikayette bulunulmuş. 2017'de bu soruşturmaya dönüşmüş. Daha sonra bunun hakkında takipsizlik verilmiş. Sonra bir daha şikayet edilmiş. Bir daha Adalet Bakanı kovuşturma izni vermemiş. Ne zamana kadar vermemiş? Seçime 20 gün kalaya kadar. Şimdi buradaki hikaye şu aslında. Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti adayı Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanacağını gördüler. Yapmak istedikleri şu, hukuki olarak. Mansur Yavaş'ı 10 gün içinde ifadeye çağırıp mahkemede bir ceza verilmesini sağlamak ve Mansur Yavaş'ın adaylığını düşürmek istiyorlar. İşin özeti bu. Seçmeni de sandıktan ve iktidardan uzak tutma stratejisiyle bakın adayınız seçilse bile orada oturtmayacağız diyerek sandıktan uzak tutmaya çalışıyorlar. Buradan ama Ankaralılara çok ayıp, çağrı bakın, yapalım. Bakın çok ayıp. Ömer Çelik. Hı-hı. Yani gerçekten çok ayıp. AKP sözcüsü, iktidardaki partinin sözcüsü. Biraz daha açayım. Evet, tanımıyoruz demiş. Yani AKP Keskin'i sattı. Hakikaten sattı. Başka bu işler bir... böyledir ama. Diyor ki bakın şöyle söylüyor. AKP'nin Mansur Yavaş gibi meselesi yok. Biz bu kişiyi diyor, bu Keskin'den söz ediyor. Hani saygın iş adamı, ben böyle demedim diyor. Siz demiyorsunuz, bütün medyanız diyor. Bütün medyanız sabah gece diyor. Gündüz. Bakın Sabah gazetesi onun üzerinden yine kaç gündür. Biz diyor bu kişiyi tanımıyoruz. Bu kişi hakkında bilgi sahibi değiliz. Evet. Hani tanımazsınız bilgi sahibi. Bilgi sahibi değiliz. Biz hakim değiliz, savcı değiliz. Verin arkadaşlar. Hakim değilsiniz, savcı değilsiniz. Mansur Yavaş'ı günlerdir infaz ediyorsunuz. Allah'tan bir de hakim savcı değilsiniz. Hani hakim savcı olsanız neler yapacaksınız? Bu şikayetçinin kim olduğunu dün Mansur Yavaş açıkladı. Bu kişi hakkında ne yazık ki polis kayıtlarında, bunu söylemek zorundayız. Özellikle de bizi izleyen insanın ismini söylemek istemiyorum. Ciddi bir akıl sağlığı tedavisi görüyor. %80 oranında rapor verilmiş, akıl sağlığı yerinde değil diye. Normalde abla şudur. Savcı böyle bir suç duyurusunda bulunan kişi hakkında eğer bu bilgiler varsa o davayı, o soruşturmayı direkt bitirir. Kovuşturmaya yer yoktur der. Bu çok bakın, bu kovuşturmaya çok yer yoktur. Yani buna bir sıcak gelişme diyebilirsiniz arkadaşlar. Yani AKP gerçekten havlu attı. Yani dün Mansur Yavaş konuştu. Az önce söyledim, inanamadı. Demirören medyası bile inanamadı. Onları bile ikna edemedi. Çünkü çok net anlattı ya. Her şeyi çok net anlattı. Dedi ki ben birini alacağım vardı. Bu adam Keskin bu parayı aldı kaçtı. Evet. Değil mi? Ben o parayı tahsil etmek istedim. Bir senet vermişti bana. O senetteki imza sahte çıktı. Şimdi o senetteki imzanın sahte çıkmasını şeyden bildiler. Güya. Bütün bunların hepsi... Son 2-3 senedir olduğu kadar bel altına inmemişti. Şimdi sen 18 gün kala çıkıyorsun bula bula akıl sağlığı yerinde olmayan, telefonunda gözaltı işleminden sonra çocuk pornosu bulunan, hakkında çocuk istismarından dolayı soruşturma açılmış bir kişinin ifadeleriyle CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının adaylığını engellemeye çalışıyoruz. Ya bir de gene... Çok yazık, çok çaresiz. Gene Ömer Çelik'ten bir şey daha vereceğim. Demiş ki yani hani niye peki bunlar gündeme geldi, sen niye açıklama yaptın diye soran olursa
Sormuyorlar tabii gazeteci orasıyla ama soran olursa, düşünen olursa diye. AKP topa bir hafta sonra girmek zorunda kaldı. Niye biliyor musun abla? Şunun için. Bir dakika şunu söyleyeyim de Ömer Çelik'in yeni söylediği şeyi. Demiş ki ilk haber 11 Aralık'ta yayınlanmış. Neden şimdi basın toplantısı yaptı? Hani Allah Allah. Ya her deli saçmasına sizin, evet, her deli yavaş saçmasına cevap vermek zorunda mı? Topa mı girecek? Hayır, o zaman Cumhuriyet Halk Partisi de birçok iddia ortaya koyuyor, birçok belge koyuyor. Hiçbirine cevap vermiyorsunuz. Gelin o zaman bir şey koyalım. Kiminle ilgili hangi haber çıkarsa herkes cevap versin. Ertesi günü. Yani şimdi biz A Haber'in, ATV'nin, Sabah Gazetesi'nin, Takvim'in, Güneş'in, Akşam'ın bütün saçmalıklarına her gün cevap vermek zorunda mıyız? Sen ortaya ilgili, ilgisiz, mesnetsiz her şeyi at. Ondan sonra ben çıkayım sürekli savunma pozisyonunda kalayım. Ha, burada niye AKP topa girmek zorunda kaldı biliyor musun abla? Medyaları o kadar zayıf, o kadar güçsüz ki gündem yaratamıyorlar. Sabah gazetesi bunu 15 gündür yazıyor. 15 gündür. Biz tabii mecburen bütün gazeteleri okuduğumuz için. Tabii. Ama kamuoyu yaratamadılar. Mecburen AKP'yi topa sokmak zorunda kaldılar. O da çöktü zaten. Şimdi maalesef 5 dakikamız kaldı. Bugün Uğur Dündar, ben diyor çok gördüm. Ama diyor böylesini görmedim diyor Mansur Yavaş kumpası için. Ayıp artık be demiş. Gerçekten hani hiçbir vicdana sığmadı, hiçbir akıl kabul etmedi. Hiçbir rapor ikna edici olmadı. Çöktü, balonları patladı. Şimdi onu çok açık bugün gördük. Abla Ergenekon kumpasında da hatırlarsan bir haham bulmuşlardı. Hatırlar mısınız? Bir haham vardı. O haham Kanada'dan 600 kişi hakkında soruşturma açtırttı. Tuncay Güney. Nerede bugün o Tuncay Güney? Buluyorlar, i̇şte çıkartıyorlar, iftira attırıyorlar, yani, ondan sonra kayboluyor. Bakın, bul, çıkart, iftira attır, kayboluyor. Karar gazetesi bile yani. Bugün o yollar iyice ayrılmış. Onu görüyoruz gerçi. Abdullah Gül'ü Davutoğlu'nu destekleyen bir gazete biliyorsunuz. Üslupsuzluk meydana çıktı diyor. Her bir şey için, yani adayların söyledikleri falan. Sonraki günlerde belki veririm. Öyle adaylar, öyle laflar ediyorlar ki hakikaten Bahçeli Mansur Yavaş'ı bıraksın da kendi adaylarına partisinin isimleriyle, adaylarıyla. O dün ya, biri söyledi. Söyleyelim mi? Ayıp olur söyle. Mu bilmiyorum. Ya bir tane AKP'nin, MHP'nin ortak adayı. Kozan adayı Nihat Atlı. Evet, Millet İttifakı'na oy verenlerin anasını belleyeceğiz dedi. Ya bu nasıl bir milliyetçilik? Ne kadar süre sonra? Bu nasıl bir muhafazakarlıktır? 30 saniyemiş, bir duysun izleyiciler. Ya gülüyorum da ağlanacak halimize gülüyorum yani hakikaten. Bahçeli buna baksın ya. Ya Bahçeli milliyetçi, bu mu milliyetçi söylem? Bu mu muhafazakarlık? Yani. Öbürü ne diyor Kırşehir İl Başkanı AKP'nin? Millet İttifakı'nın oy verenleri mahalleden geçirtmeyeceğiz diyor. Ya arkadaş bir kendinize gelin, bir sakin hakikaten olun ya. Yani söylenecek çok şey var ama hani program bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun konuşmasıyla ve teknik bir sorundan dolayı da gecikti. Konuşacağımız çok şey vardı. Evet, sonuna geldik, bir toparlayalım. Şunu söyleyelim. Evet. Hukuk özellikle Mansur Yavaş davası bir kez daha gösterdi. Herkese lazım. Bakın tekrar söyleyeyim, Avrupa Parlamentosu bugün çarpıyor. Çok kritik bir oylamayla belki de bizim yolumuzu tayin edecek. Türkiye raporunu oylayacak ve belki de müzakereleri askıya alın diyecek. AB ile Türkiye arasındaki müzakereler askıya alınsın diyecek. Bunun hem siyasi hem ekonomik toplumsal çok ağır bedelleri olacak. En önemli nedeni de işte hak ihlalleri, özgürlük kısıtlamaları, hukuksuzluk, her şeye ve şiddet. O nedenle programı Avrupa Parlamentosu'na ve Avrupa'ya küfredebilirler. Hayır, bu ülkede yaşananlar nedeniyle ne sonuç çıkarsa çıksın, yandaş medya bunu yapabilir. Ama siz bilin ki hukuksuzluk yüzünden medya duymasın, konuşmasın, söylemesin, göstermesin, görmesin diye yaşananlar yüzünden konuşulacak ve oylanacak orada. Strasbourg'da. Bunu unutmayın. Öyle bitirelim. Evet. Hukuk herkese lazım. Hukuk varsa ekonomik büyüme olur. Bugün eğer ekonomik büyüme artık herkesin hayatını etkiliyorsa ve Türkiye büyüyemiyorsa, herkesin sofrasındaki ekmek bir parça daha azalıyorsa, bunun sebebi AKP ve MHP iktidarının yaptığı hukuksuzluklardır. Herkes sofrasındaki ekmeğin neden küçüldüğünün
cevabını bence bu hukuksuzluklarda arasın. Şimdi bir şarkıyla, Ezgi'nin günlüğünden bir şarkıyla veda edeceğiz. Ve o şarkı çalınırken siz Eren Erdem'le sevgili oğlunu da göreceksiniz. Aslında Eren Erdem istemiş, evet, bu türküyü. Cezaevine ziyarete gittiğimde sizden özellikle rica etti. Oğlu için çalınmasını istedi çünkü orada müzik dinleme imkanı yok. Yok. İstediğiniz her şeyi dinleyemiyorsunuz radyoda ne çalarsa. Sizden rica etti bunu oğlu için. Ali için, Eren için ama tabii sadece onlar değil. Her gün Tövbettin, avukatlar, Açlık Grevi'ndeki kendinize iyi bakın lütfen. Osman Kavala 500 gündür içeride onun için. Selahattin Demirtaş için, Kettle'ına iyi baksın o da. Sevgili Sırrı Süreyya Önder için, bir zamanlar AKP'lerin dediğini söylediği için içeride. Öğrenciler içeride. Onlar için ve tabii ki elbette sevgili Eren Erdem için. Ezgi'nin günlüğüyle veda edelim. Özgürlük bekleyen herkese. Hoşçakalın efendim. Yarın görüşmek üzere. Halk Kitabevi Medya Mahallesi'ni sundu.